Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet, bugün hayvanlara gitmedim. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün hayvanlarımızın altını temizleyeceğim. Büyük başların. Ondan sonra ineklerimizi makineyle sağmaya çalışacağım arkadaşlar. Çalışacağım değil, sağacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Yani ben bu işlerden çok ilgilenmiyorum. Öncelik olarak İneklerimizin altını temizleyelim. Ondan sonra da makineyle ineklerimizi sağmaya çalışalım. Bakalım hep birlikte işe koyalım. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Maalesef ki videoyu çekerken dik çekmiş telefon. 8 dakikalık bir videoydu. Ahırı temizliyordum. Ahırı temizleme videosuydu yani. Bir yere sabitledim. Çekiyordum ama bilgisayara videoyu bir attım arkadaşlar. Baktım ki videoyu dik çekmiş. Yani 8 dakikalık videomuz gitti. Ben şimdi size ne yapıyordum onu anlatayım. Hayvanlar tabii çıktı gitti, yaylama gitti arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi dışkılarını temizliyordum arkadaşlar. Hayvanlarımızın dışkılarını temizledim. Ondan sonra dışkılarımızı depolama yerlerimiz var arkadaşlar. Oraya depolamak için el arabası diyoruz. El arabasına kürekle yığdım. Oraya götürdüm. Tabi ondan öncesinde arkadaşlar ineklerimizi makineyle sağdık. Yani 8 dakikalık videomuz maalesef gitti. Programda düzenledim ama düzenlesem de olmuyor arkadaşlar. Bir süre düzenlediğim program kabul etmiyor o formatı. Bir türlü yapamadık. O yüzden geldim bari dedim hani şöyle bir anlatayım dedim. Ne yaptığımızı. Hani çünkü çok şey bir video olacaktı. En sonunda dedim ne yapsak iptal mi etsek dedim. O kadar da emek verdik videonun devamlarına. O yüzden anlattım işte arkadaşlar. Böyle her sabah yapılan iş. Açıkçası ben yapmıyorum bu işi. Babamgil yapıyor. Biz küçük başlara bakıyoruz. Biraz hayvanların, büyük baş hayvanların pisliği küçük başa göre daha fazla olduğu için açıkçası benim işime gelmiyor. O yüzden size ne yapmam gerektiğini göstereyim dedim ne yaptığımı. Buzoğulları o videoda gösteriyorum zaten. Bunlar bizim buzoğullarımız. Bozok da burada. Merak ederseniz onu da göstereyim. Bozok. Ne yapıyorsun? Oynuyor musun oğlum? Aslanım burada. Yatıyor. Madem koyda kaldık göstereyim dedim. Bu şekilde arkadaşlar. Yani videomuz. Buzoğullarımızın yeri. Burası. Ahırlar. Ahırları merak ediyorsanız bu şekilde bağlı arkadaşlar zincirlere. Hayvanlar. Hayvanların hepsi kendi yerini biliyor. Akşam geldiği zaman geçiyorlar. Kaç tane? 3 buzoğu var arkadaşlar. 3 inek var. 2 dana var. Bir tane de düve var işte arkadaşlar. Bu şekilde yani. Hayvanlarımız. Şimdi tabii sabah çektiğim video arkadaşlar. Arda arda videoları sıralayacağım. İnekleri sağacağım videosu var arkadaşlar. Sağım videosu. Ondan sonra da hayvanlarımızın pisliğini dereye götürüyorum. Oraya atıyorum. Anlatıyorum zaten. Şimdi o videolarla arkadaşlar sizleri baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Makineye getirdim. Şimdi başka kimse olmadığı için mecbur zorlanacağım. Yani size nasıl çalıştığını gösterebilmem için. Şurada bir açma kapama düğmesi var. Hemen şurada. Şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şurada bir ibresi var arkadaşlar. O ibre yeşile gelince. Evet, şu an yeşile geldi. O ibre yeşile gelince arkadaşlar.
bu şeyimizi, meme uçlarımızı ineğe takacağız. Şurada bir pistonu var, o pistonu iteceğiz. Şu pistonu. Onu ittikten sonra makine çalışmaya başlayacak. Şimdi tekerle yapmam mümkün değil. O yüzden mecbur durduracağım. Tekrar videoma başlayacağım ineğinciklerine dağıttıktan sonra. Evet. İneğimizin jiğine dağıttık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Süt geliyor. Maşallah. O ibre yeşile geldikten sonra şuradaki pistonu yukarı itiyoruz arkadaşlar. Bu pistonu yukarı ettikten sonra memeleri tek tek bu şeyleri dağıttıktan sonra pompaları zaten o salmıyor arkadaşlar. Dördüne de geçtikten sonra salın işlemi başlıyor. Bu şekilde. Artık ne kadar süt alırız orası meşhur. İşte az az bir süt geliyor arkadaşlar. Görmüş olsun diye. Şimdi bu ineğimizi sağacağız. Bu bizim tosun. Bu sene kurbanlık arkadaşlar. Bu düğümüzü sağacağız. Maşallah bunlar da buzağlarımız. Gel kızım. Bunlar da buzağı, bu dana. Bu ikisi dişi arkadaşlar. Bunların cinsi de simentel. Yani biz simenter diyoruz ama simental diye de geçiyor arkadaşlar. Bu sene kurbanlık olacak işte arkadaşlar. Maşallah. İneğimiz görmüş olduğunuz gibi ciklerini kirletmiş. Evet. Sütümüz geliyor. Ağırımızı temizledik ama yine pislik var. Olur olsun arkadaşlar, sıkıntı yok. Bu da bir daha gitse niye kurbanlık? Evet. Bu kadar yeter arkadaşlar. Birazdan hayvanlarımızın pisliğini dökmeye gideceğim. O zaman videoma devam ederim. Bu şekilde sağıyoruz. Sağım işlemi bittikten sonra da o pistonu aşağı çekip memeden kurtarıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar. Kemremi, gübreyi getirdim. Hayvanların dışkısını arabaya doldurmuştuk. Hem güneş hem yağmur. Tam bir Karadeniz havası var. Yani muhteşem bir şekilde. Biz buraya dokuyoruz dışkıları, hayvanların dışkılarını. Sonra ihtiyacı olan buradan alıp tarlalarına gübre için kullanılıyor. Gerçekten muhteşem bir doğa. Şu anda şöyle göstereyim. Yağmurun yağdığını. Telefonumdan ıslanıyor ama yapacak bir şey yok. Bugün davara gitmedim. Abim gitti. İkisini de götürdü. Çünkü babamın başka işleri var. O yüzden ben köyde büyük başlara bakmak için kaldım. Hayvanlarımızı sağdık. Atlarını temizledik. Birazdan yaylıma giderler. Benim de köyde biraz işlerim var. Bu şekilde arkadaşlar. Yani inekleri sağım konusunda şöyle yapayım. Kendime çevireyim. Evet arkadaşlar. İnek sağım konusunda yani göstermeye çalıştım ama tek kişinin yani birisi kamerayı düşse ya da kamerayı bir yere sabitleyebilsek güzel olur ama tek bu kadar oldu, kusura bakmayın.
Elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım yine. Bugün de böyle bir video çekeyim dedim. Farklılık olsun istedim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. İnşallah beğenmişsinizdir. Yani sabahta koyu işleri böyle. Açık konuşayım. Yani büyük başlara bakmayı sevmiyorum arkadaşlar. Yani alışmışım ben küçük başa bakmayı. Genelde büyük başlara babam gibi bakıyor. O yüzden onlarla ilgilenmiyorum. Çünkü bir türlü doymuyorlar yani. Yine küçük başları ormana alıp gittiğinde biraz daha kafan rahat oluyor yani. Açık konuşayım. Bokuyla şeyle uğraşmıyorsun. Bu şekilde böyle bir video çekeyim istedim. Hem koyu işi yap diyordunuz. İşte koyu işi arkadaşlar. Bayağı da yoruldum. Her neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldi. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yer. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.